bunu getirmesinin sebebi şuydu. Aleyhissalatu vesselam merhametinden dolayı şirke giden bütün yolları kesti. Bütün kanalları tıkadı. Hep uyardı, 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 uyardı. Ama maalesef insanlar ne yaptı? Yahudi ve Hristiyanların yoluna arşın arşın, karış karış yine tabi oldu. Tabi oldu. Sanki bu hadisleri biz aktardığımız zaman ne diyorlar size? Ya siz Vahabisiniz diyor. Ya Buhari'den hadis naklediyorsun, diyor ki siz Vahabisiniz. Ya tamam da bu hadisi de mi Muhammed bin Abdülvahhab kendisi mi uydurdu? Yani bundan 1200 sene önce İmam Buhari bunu kitabında şerh etmiş. Biraz önce aktardığımız hadisi İmam Malik nakletti. Bunlar da mı Vahabiydi yani? Yani İmam Malik de mi Vahabiydi? İbni Teymiye de mi Vahabiydi? Bunlar hepsi kaç yüz sene önce yaşamış insanlar. İbni Hacer bu hadisleri şerh ederken bunları aktarıyor. İmam Nevevi şerh ederken bunları naklediyor. Bunlar da mı Vahabiydi diyeceğiz yani? Onun için kardeşler çok açık hadisler olmasına rağmen Allah Azze ve Celle'nin rahmet ettikleri dışında, Allah'ın kalplerini çevirdiği dışında hepsi kör olmuş. Bu hadisleri görmüyor. Bu tefsirleri, bu nakilleri görmüyorlar. Onun için az olmanız sizi ümitsizliğe sevk etmesin. Fetûbe lil gurabâ dedi Peygamber aleyhissalâtu vesselâm. Müjdeler olsun o gariplere. Garip, gurbette olan demektir. Az olan demektir. Tek olan demektir. Yolcu demektir. Garip bu demektir yani. Kendinizi öyle görün yani. Vallahi ve billahi. Ben bilsem ki hak bildiğim davada herkes beni terk edecek, ben yine de davamdan vazgeçmem. Yeter ki inanayım. Yeter ki kalbim mutmain olsun. Onun için bize de bu yakışır. İnandığımız şey için mücadele etmek, inandığımız şey için çaba göstermek, insanları davet etmek, bize de bu yakışır. Bunu yapmamız lazım. Yoksa yancı gibi olmamamız lazım. Hep uzaktan seyreden gibi olmamamız lazım. Bu din sadece Peygamber aleyhissalatü vesselama bizzat inmedi. Sadece sahabe yaşasın diye inmedi. Bize de indi yani. Ben anlatıyorum, sadece beni de bağlamıyor. Hepimizi bağlıyor. Orada yancılık yapmaya gerek yok. Herkes bizzat buna katılması lazım. Davettir, çalışmadır. Eğer böyle yaparsak biz de Peygamber aleyhissalatü vesselamın mirasına sarılmış ve onun söylediklerini yerine getirmiş oluruz. Evet. İkinci rivayeti getir abi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Evlerinizi birer kabir yapmayınız. Benim kabrimi de çokça ziyaretlerle bayram yeri haline getirmeyiniz. Siz bana salat ve selam ediniz. Nerede olursanız olun sizin salatınız muhakkak bana ulaşır. Ebu Davud Hasan bir isnat ile rivayet etmiştir. Ravileri sikattir. Evet, sikadır. Evet. Burada ne dedi? La tec'alu buyutekum kuburan. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Ne demek istedi kardeşler? Şunu demek istedi. Yani şeyhin bu hadisi getirmesi rastgele değil. Şeyh düşünüyor. Ayetin üzerine, hadisin üzerine tefekkür ediyor. Öyle getiriyor. Normalde niye Peygamber aleyhissalatü vesselam evlerinizi kabirlere çevirmeniz dedi? Çünkü kabirlerde namaz kılınmaz. Sahabenin yanında kabirlerde namaz kılınmaz. Sen eğer evinde namaz kılarsan evini kabre çevirmemiş olursun. Dolayısıyla şunu anlamak lazım. Sen evinde bolca ibadet edeceksin, bolca namaz kılacaksın ki senin evin senin için bir kabir olmasın. Ev sadece yatılacak yer değildir. Yemek yiyilecek yer değildir. Ev bizzat ibadet edilecek yerlerdendir. Eğer sen evinde namazını kılarsan